Arkadaşlar boru kaynatmak için bu başlıkları kullanıyoruz. Şöyle. Şimdi ben size montajını göstereceğim. Bunlar şu şekilde filan oluyorlar genelde. Şu şekilde duruyorlar. İkisini birbirinden ayırıyorsunuz. Somonunu bu şekilde içerisine yerleştiriyorsunuz. Sonrasında makinenizin misal bu bölümüne çoklu çalışacaksanız 3 tane boşluğu var. Bu boşluklara çeşitli ebatlarda falan çalışıyorsanız bu boşlukları doldurabiliyorsunuz tabi bunlarla. Bu boşluğa yerleştiriyoruz biz. Şu an en küçük başlığı kullanacağız. Karşısına da diğerini yerleştireceğiz. Bununla şurası makinemizin temas ucuna temas yerine gelecek. Evet. Sonra sıkmaya başlıyoruz. Bize verilen eğrimle. Şu kadar sıktığımız zaman artık kaynak makinemiz kullanıma hazır. Arkadaşlar asla makineyi eldivensiz kullanmayın. Ve uçlarını takarken fişte olmasın. Mümkün düğmeleri zaten açık konumdaymış. Ve arkadaşlar öncelikle borumuzun bu yüzeyini şu dişi olanına sokacağız. Dirsek borularımızı erkeğe temas ederek yakıyoruz. Ondan sonra çıkartıyoruz. Hemen birbiri içerisine montajlıyoruz. Ve sıkıyoruz. Temel olarak boru kaynak işlemi bu şekilde. Aynı şekilde yakıyoruz. Erimeye başladığında bunu kanaat getirdiğinizde ikisini de çıkartıyoruz ve birbiri içine bastırarak sokuyoruz ve vermek istediğimiz teraziyi veya hizalamayı da aynı şekilde o an yapmamız gerekiyor. Sonra çok şansımız olmuyor çünkü. Bu şekilde. Yani boru kaynak makinesi kullanımı bu şekilde arkadaşlar.